Merhaba sevgili Medyascope izleyicileri. Bugün öğretim görevlisi, hayvan hakları aktivisti ve film eleştirmeni Tuğçe Madayenti diziciyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayından önce programı yaptık aslında. Biraz gerçekten çok uzun öyle. Biraz erken geldim ve çenemiz düştü nedense. Hava da güzel. Güzel bir sohbetti. Şimdi izleyicilerimizle de paylaşmak üzere. Tekrarını yapalım. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? İyiyim. Medyascope'u da çok seviyorum. İkinci ailem gibi oldu. Çok İlk güzel. İlk gelmiştim Sevim Gözay. Evet. Çok güzel bir sinema programı yapıyordu o da. Orada konuk olmuştum. Şimdi bize tekrar geldim. Çok sevinçliyim. Sevim Hanım'a da sevgilerimizi iletelim. Evet, evet, buradan izliyorsa umarım. O programda da hayvan hakları ihlallerini konuşmuştum, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, benim yani böyle bir şey oluyor yani bulduğum her fırsatta, her mecrada hani konuyu ben de oraya getirmeye çalışıyorum ama hani tabii ki de sunucu da yani program sahibi de oraya getiriyor. Çok da iyi oluyor. O dönemde de o an vizyona giren bir film üzerinden konu açılmıştı. Ama daha sonra işte Haytap'ta yaptığım ve hala sürdürmekte olduğum o... Bir departman kurduk biz Haytap'ta. Hı hı. Onunla ilgili geniş yer bulmuştu. Çok güzel olmuştu. Evet. Haytap'ın açılımı da söyleyelim. Hayvan Hakları Federasyonu değil evet, mi? Evet, evet. Siz 25 yıldır vejetaryansınız. Biraz o şeyi, hikayeyi dinleyelim. Çok küçük, ortaokuldayken oluyorsunuz. Ortaokulda çok hani böyle naif bir hikayeyle başladı. Yani yine bir kurban bayramıydı. Ben Bodrum'daydım. Kurbanlık koyunla hani aylarca ilişki kurup bizim değildi, ailenin değildi ama hani orada hep sevdiğim bir koyundu ama onun bir gün işte kesildiğini görünce şimşekler çaktı hani bir şekilde. Hani bir kısmını sevip bir kısmını yiyemeyeceğimi anladım. O yüzden arkadaşlarımı yiyemem dedim. Kaç yaşında oluyorum o zaman işte 15 yaşlarında falan böyle bir karar verdim. O günden beri böyle ama son 5 senedir veganım. Yani hani vejetaryenlik serüveni bir 5 sene önce veganlığa evrildi. Dünyada zaten inşallah oraya evriliyor diye diyorum. Bu trendlik vesaire meselesi ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ben de aslında bir olumsuz düşünüyorum, bir olumlu düşünüyorum. Çünkü şimdi o yüzden mesela sosyal medyada da hep yazarken etik veganım. Demeye özen gösteriyorum. Senin de dediğin gibi hani şimdi veganlık, etik veganlık var. O nedir? Hani benim çocukken bile kendi içimde keşfedip etik olarak ben yiyemem bir canlıyı demek en basit anlamda. Etik veganım. Trend nedir trend? İşte hani ne bileyim ben işte... Daha çok beslenme üzerine yürüyen değil mi? Evet, mesela onlar daha çok plant-based işte besleniyorlar ama o vegan diyete giriyor. Hani diyetle çok paralel yürüyen bir kelime olmaya başladı. Bir yandan hani etik veganlık için acaba bu kötü mü diyorum? Bazen olumsuzluyorum kendimde ama sonra da diyorum ki ya diyorum ne zararı var hani adam sonuçta hayvansal ürünü tümden kesiyor. Sağlığını önce düşünüyor olabilir. Bence olarak başlayabilir. Ama sonra belki o sırada sorular sormaya başlar. Yani hani ben bunu yemesem iyi olur. Hani mezbalardaki durumda aslında çok kötü diye bir adım adım oradan da ilerleyebilir diye düşünüyorum. Hayvan haklarıyla başlayacak. Kararsızım ama yani kesin böyle de demiyorum. Şimdi kızmasın bana. Etik veganlar çok onlar çünkü çok keskin olarak karşılar bunu. Hak da veriyorum, onları da anlıyorum. Çünkü bir şey yanlış başlarsa yanlış da devam eder. Ama yani 8 milyar insandan bahsediyoruz. Yani hepsini de şu şekilde başlaman gerekiyor diyemeyiz herhalde diye düşünüyorum. Haytap'tan devam edebiliriz. Bir dakika, belki sen de vegansın. Ben de veganım. Lütfen, evet. Masada iki veganımız var. Merve hemen her programda şu anda. Gittik. Ben değilim. Senin az kaldı. Ben hissediyorum. Yani psikolojik olarak, evet. Sen psikolojik olarak hazırsın. Evet, yavaş yavaş. Eyleme oraya... dökmesi evet. Kaldı. Evet, fikrin ikna bence de. Evet. Ben hatta. De mesela bir süre vejetaryandım. Sonra böyle yavaş, süt ne alaka falan hani çıkarmaya başladım yavaş yavaş. En son peyniri bırakabildim çünkü içinde kazein olduğu için o bağımlılık yapan bir şeymiş meğersem. En son peynirle devam ederken sonra dedim ne yapıyorum yani. Madem şey yapıyorsun, bu kadar dikkat ediyorsun. Yemeği ver, peyniri de çıkarıver hayatına. Çok tuhaf yani mesela hani
Sütü etle, ya sütün ne alakası var cümlesi çok var. Yani ben kendi ebeveynlerimden de duyuyorum. Yani tamam anlıyorum hani hayvanın da hani süt ne alaka diyorum ki aynı endüstri, aynı sömürü. Evet. Hatta bazen daha da vahşet yani hani. Tecavüzü. Tabii aynen. Yani suni dörlenme falan. Yani bu gerçekler şimdi daha da anlaşılmaya başlıyor. Tabii en bunu anlaşılmasını çünkü müthiş bir ivme kazandıran kişi de Joaquin Phoenix'tir tabii. Hı hı. Oscar evet. töreninde yaptığı o muazzam konuşma. Hı hı. Bence yani evet. hani dürüst olan her insan ya acaba mı demiştir. Onun dışında saldırılar kafa, oldu tabii ama. Evet. O güzel kafada yani. Soru işaretleri tabii. yanmıştır belki de. Hı. Ben süt ne alaka yani içmeye ne alaka yani birisi benim için üretmiyor sonuçta inek. Kendi yavrusu için üretiyor. Ben mesela hı-hı. çocuk sahibi olsam çocuğum için üreteceğim. Senin için üretmeyeceğim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben için. Mesela ben bu bilgi benim için çok erken bir bilgiydi. Ben bunu çok önceden öğrendim. Ve herkesin ben bunu bildiğini düşünüyordum. Hayır yani hani biz daha yeni hiç ummadığım bir insandan gelen bir bilgi hatta bu. Yani hani ineğin doğup süt verdiğini düşünüyor yani. Hı hı. Süt veriyor. İnsanları besliyor. Hamile olması gerektiğini de düşünmüyor süt vermesi için. Hani bunu yeni öğrendi insanlar. Gerçek söylüyorum yani. Evet. Hani o yüzden doğrudur. Bakalım belki hızlanır. Bir de medyada da böyle mutlu inekler sürekli üreten, sürekli süt veren. O yüzden kırlarda koşan evet, değil mi? Dünyaya geliş gerçekler öyle süt üretmek olarak olmaz. Şizofrenik bir durum yani. Tavuk dünyası yazıp hani tavuk evet. çeviriyor orada ama mutlu tavuklar falan görüyorsun hani ve çocuklar hani yani bir bilmiyorum yani korkunç bir evet. dünyasın orası. Kesinlikle. O gerçekleri görmek ama iyi oldu yani tabii katlanması çok zor ama en azından yayılması. Ya aktivizm çok değerli bu anlamda. Yani evet. Türkiye'de ne yazık ki benim bildiğim var yani size söyleyeyim vegan ünlü yani hani. Celebrity olarak hani tanımıyorum işte hani. Mesela olsa bir iki kişi. Yani bazı konularda şimdi bizler öncüyüz. Öncü nesil gibi bir şeyiz. Ama bunlara liderlikler gerekiyor. Yani bunun evet. parlaması gerekiyor. Yani atıyorum ya imkansız bence ama Cem Yılmaz vegan olsa. Ve bir ne boyutta? Yüksek mi? Çok boyutta. Çok ciddi boyutta. Şey mesela şeyler hani daha ünlü yapımcıların mesela ana akım filmlerin ki bizi arayanlar da tuhaf bir şekilde onlar oldu aslında biliyor musunuz? Ben daha çok şeyden beklerdim. İlk film yönetmenleri, işte fonlarla, festival aracılıklarıyla işte film yapmış yönetmenlerden beklerken daha çok bunlardan geldi. Zaten en büyük problem, en büyük ihlaller de bu ilk film yönetmenlerinde. İnanılır gibi değil. Ve bu filmler en iyi filmle ödüllendiriliyor. Ben o sene işte çılgınca tek başıma bağırmış oluyorum ama işte bu filmde bu hayvanın başına bu geldi diye ama duyan yok maalesef. Siz aynı zamanda yeni başladınız. Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak. Evet. Özledim falan diyordunuz. Çok özledim ya. Yani hani Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ndeydim. Gezi olana kadar zaten hani bizim jenerasyonun herhalde artık şeyi var. Gezi öncesi, gezi sonrası evet, kariyer diye. Bir milda. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde orada da radyo televizyon sinemadaydım. Çok seviyorum. Yani öğrencilerle olmayı çok seviyorum. Ama bir şekilde işte siyasi sebeplerle ara verilmesi gerekmişti. Sonradan gerçekten hani bazı şeyler oldu ama doğru üniversite olsun çok istiyordum. Yani içime sinsin. Hani butik bir üniversite olmasın. Hani geleceği olan ve hani gençlerin daha işte laik, demokrat hani bir ortam arıyordum. Benim de ihtiyacım var o ortama çünkü. Ben de onlardan besleniyorum. Yeditepe çok iyi oldu o yüzden. Güzel bu ilk dönem öğrencilerle izlerlerse onlara da selam. Daha önce ana akımda da çalıştınız NTV'de, TRT'de, evet. ATV'de. Hatta Kim Milyoner Olmak İster değil mi? O evet, orada editörlük yaptım. Evet. O korkunç soruları hazırlıyordum. Yani şıkları falan. Nasıl hazırlıyordunuz? Çok zor. Acayip zordu. Ama şimdi daha kolay. Bakıyorum da yani en son gerçi işte bir Kenan İmirzalıoğlu başladığında baktım ne hale geldi diye. Sorular gerçekten şey olmuş.
değişik olmuş. Hmm. Yani hani bir basit demeyeyim, yani soru basit değil de hani biz çok daha kafa patlatırdık. Yani mesela soruyu bulmak daha kolaydı bizim için. O dört tane şık, o çok ciddi bir çabaydı. Hani mesela dört şıkka gelene kadar mesela 50 tane şık eleniyordu hani. Çünkü neden o şıkkın orada olması gerektiği çok bilinçli hesaplanıyordu. Burada bayağı bir şık şey, şık olsun diye yani konmuş, o belli. İşte kolaylaştırmış o işte gibi. Şey, yine Haydi Gel Benimle oldu galiba, değil mi? Haydi Rüda. Gel Bizimle oldu, evet hocam. O çok güzeldi, o çok... Zaten Türkiye'de mi güzeldi? Her şey daha güzeldi. O dönem hep güzeldi. Yani sizin aslında bir televizyon geçmişiniz de var. Hani öğretim var, görevlisi, evet. Film eleştirmeni, evet. Hayvan hakları aktivisti diye tanıttık, evet. Sizi ama aslında televizyonculuk geçmişiniz de var. Evet, çünkü işte yurt dışında onun eğitimini aldıktan sonra hala orada çalışırken aslında bir teklifle NTV'ye geldim. Ve bu orada da mesela Türkiye'nin neredeyse, şimdi çok da iddialı olmasın ama ilk sadece kadınların sunduğu bir programdı. Yani ben öyle hatırlıyorum, öyle lanse etmiştik diye hatırlıyorum. Orada görev aldım. Onun dışında Yekta Kopa'nın sunduğu efsanevi Gece Gündüz'deydim orada. Çok güzel dosyalar hazırlıyorduk. O çok keyifli bir dönemdi. Televizyon, yine televizyondu tabii. Bir sürü sıkıntıları, adaletsizlikler vardı. Hani bana olsun, diğerlerine olsun. Ama ne bileyim, bir şeyler yapıyorduk ya. Daha güzeldi her şey sanki. Şimdi bakınca ana akım hakkında. Şimdi yani asla çalışmam. Asla çalışmam ki zaten demin dedim ya hani ben 2013'te gezi oldu. Ben tamamen bir geziciyim yani hani her şeyi ona göre. Ondan sonra ben zaten ayrıldım ve kendimi bir günde buldum. Çok mutluyum yani. Daha ait hissettiğim bir yerdeyim. Doğru bir yerde durduğumu düşünüyorum. Diğer tarafta duramazdım çünkü ben. Orada da sinema ve film eleştirmeni, evet, yapıyorsunuz değil mi? Onun üzerine yazılar yazıyorsunuz. Tabii. 2013 Ağustos'undan beri orada her hafta olmuş. Her hafta film yazıyorum ya. Güzel. Her hafta film izleyip film yazıyorum. O çok zevkli gidiyor. Çok da güzel. Bir gün güzel bir yer zaten. Medyascope da güzel. Birlikte daha güzeliz. Bir güne başlama hikayeniz de ilginç. Biraz. Bir gün, evet, dediğim gibi bu işte saydığım işte ATV bitti. Yeni yüzyıl bitti. Neredeyiz biz işte? Gezi de işte hafiflemeye başladı. Abbas Ağa Forumu'nda Barış İnce'nin yanına gittim işte. Ben dedim hani sinema yazmak istiyorum bir günde falan. O da işte mailini verdi. Bir mailleşme oldu. O dönemde onlar yeni bir oluşum değil de hani bir yenilenmeye gidiyordu. Ece Temel Kur'an girmişti bir 3 aylığına. İşte o maillerin sonunda ben gittim bir güne. Ece'nin odasına işte çıktım. Ece Temel Kur'an işte elimden tuttu, işte sinema yazarımız, yeni genç sinema, gençtik o zaman tabii. Yeni genç sinema yazarımız diye tanıttı. O günden beri bir öyle yani. Bir gün olmuş. Yok, bir gün beni bırakmadıkça ben bir günü bırakma. Çok iyi. Çok güzel, böyle hissederek. Evet, öyle hissediyorum gerçekten. Evet. Çok harika insanlar çünkü. Sizin bu arada arkeoloji aslında lisansınız. Ay o da var, evet. O bayağı bir şey tabii. Hani benim lisans, yüksek lisans arkeoloji. Zaten doktora arkeoloji amaçlı Amerika'ya gidiliyor. Ama sonra böyle yine bir şeyler oluyor, başka şeyler de yapmalıyım diye. Ve medya, ama sinema ağırlıklı medya okuyorum. Sonra orada çalışmaya başlıyorum PBS'te. Ondan sonra NTV şey oluyor işte. Ülkeye dönüyorum. Dönmese miydik onu da bilmiyoruz ama döndük artık. Evet, arkeoloji çok güzeldi. Çok güzel. Yani Türkiye'de arkeoloji yani, çok aşırı. Bile tek şu tercih. Tek tercih. Gazetecilik tek tercih. Hiç başka hiçbir tercihim yoktu. Çok bilinçliydim. Yani 13 yaşında karar vermiştim ona da. Troya'da ailemle gezerken kazı yapıyorlardı. Ben dedim orada olacağım. Troya olmadı ama işte Efes'te çalıştım. Perge benim üniversitenin kazısıydı zaten. Perge'de çalıştım. Sagalassos'ta çalıştım. Amorium'da çalıştım. Çok yani pek çok yerde çalıştım. Çok zevkliydi. Zaten kazı aşaması çok güzel bir şey arkeolojinin. O alanda bile eskiye özlem duyuyorsunuz ama, değil mi, şu anla kıyasladığınızda? Duyuyorum çünkü yani işte duyduklarım çok üzüyor. Yani mesela işte hayattaki en yakın arkadaşım şimdi şey İstanbul Üniversitesi'nde, o devam etti tabii. Klasik arkeolojide bölüm başkanı. İşte pek çok arkadaşım var, duyuyorum. Yani şey, kalite
her yerde nasıl bozulduysa maalesef bu arkeoloji bilimine de yansıdı. Özellikle kazılarda, kazılardan çıkan o yayınlar. Yani hani bir kere zaten kazıları üniversitelerden aldılar. Müzelerde, işte müzelere verildi. Koskoca Perge Üniversitesi, senelerce İstanbul Üniversitesi'nin kazısı Haluk Abbasoğlu rahmetli. Yani nasıl devam etmesi gerektiği belliyken Perge şimdi işte Antalya Müzesi. Ne oluyor? Bilmiyorum ya. Yani. Ben de bilmiyorum. Hani neler oluyor bilmiyorum. Hani bir memuriyet, yani bilim, memuriyet, Türkiye, arkeoloji bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Bu arada sizin, ben böldüm, bir şey soracak mıydım? Ben? Yok. Ha. Bir de kısa filminiz var değil mi? Kısa. Esperanto dilinde. Senmova, hareketsiz, eylemsiz anlamına geliyormuş. Evet, aynen öyle. Nereden buldunuz ya? Ay, mikrofonu. Şey, onun tabii Amerika'dayken başladı o proje. Hem de bitirme işim oldu benim o. Ondan sonra Saadet Işıl Aksoy oynadı. Murat Serez'le oynadı. Derya Durmaz oynadı. Oyuncular da çok güzeldi. Ve Esperanto'ydu. Esperanto da benim çok çocukluktan gelen şeyim yani. Müthiş bir buluştu. Üretilmiş bir dil işte. Humanist bir dil. Herkes konuşsun, herkes birbirini anlasın. Basit olarak açıklayacak olursak. Böyle bir dildi. Ve filmde zamansız, mekansız bir yerde geçiyordu. Hatta kostümleri falan, hani Tomris Kuzu, bu Afejale rekortmeni bir arkadaşım vardır benim. O her şeyini hazırladı. O kostümler falan özel dikildi. Esperanto dili de çok uydu o filme, yani konusuna da. O benim ilk göz ağrım. Çok severim o filmi. Sonra var mı? Bir şey çektiniz mi devamında? Çekmedim ama çekeceğim. Var yine yani. Kısa mı, uzun metraj düşünüyorsunuz? Yok, uzun. Tek bir uzun. Bir tane de uzun olsun. Güzel. Kadın yönetmen. Kadın yönetmen. Şey de güzel olur. Farklılığı. Çünkü çok var mı? Az... Ben mesela... Kadın bakış açısı bence farkı yansıyor. Var. Yani mesela Marvel filmlerinde o kadın bakış açısı bana sırıtıyor. Yani o sonradan konumlandırılmış, o politik doğruculuk esansını artık hani koklaması bile rahatsız eden boyuta gelmiş durumda. Hani diyaloglardan çıkıyor, kıyafetlerden olduğu için. Şey, yani hani kadın yönetmen... Hiç onu ittirebilirsiniz. O yeterli olan şeyi ben. Şunu açıyorum ya. Ben yapayım. O yüzden evet, yani kadın yönetmen, yönetmen, insan yönetmen. Mesela fotoğrafçılarla Peraytek'te şey, ilk zamanlar fotoğrafa objektif, benim için kadın cinsiyeti fark etmeksizin aynı olduğunu düşünüyordum ama sonra kadın bakış açısı diye bir şey olduğunu fark ettim demişti ama ben hani o politik doğruculuk, o böyle ne denir, bunu anlatmaya çalışıyorum filmi diye her konuda sanki bir farklı bir bakış açısı yaratabilir, farklı olabilir diye düşünüyorum. Bir de şeyden de söyledim, hani az ya Türkiye'de şimdi, bir de hep tanınan yönetmenler erkek vesaire böyle. O yüzden biz yönetmen kadın almaya da çalışıyoruz. Buradan kadın yönetmenlere duyurulur. mesajlarımıza cevap vermeyen diye. Bu sene mesela şey çekti işte, Eylem Kaftan arkadaşım da kendisi. Kovan isimli film çekti. Hemen alalım Meryem bir kadına. Meryem Uzerli. Hemen alalım bir o, kadına. Yani yeni bir kadın yönetmenimiz var hani mesela o anlamda. Ya evet, yani kadın az yönetmen ve daha çok kadın yönetmen olması kesinlikle gerekiyor ama pek çok sektörde de zaten aynı bir sorun var. Şimdi işin içine sinema ve sanat girince hani ben de o mesela o sanatçının ilk etapta düşündüğü yerdeyim hala. Yani o ben henüz o bakış açısını çok fazla, hani bazı filmlerde çok anlaşılıyor ama yani hani bazen öyle bir filmler var ki hani cinsiyet üstü çekilmiş. Yani yönetmen gözü, o sanatçı gözü, bence o şeyi de, o bu güncel kadın yönetmen eksikliği hissini de aşan bir durum olduğu için olur. Yani film doğru olsun, hikaye doğru olsun, güzel iş çıksın, kadın da elinden geleni yapsın diye. Türkiye sinemasını nasıl buluyorsunuz şu anda? Türkiye sinemasından çok umutsuzum.
Öyle mi? Evet. Yeni yönetmenlerden. Yani bir sıkışmışlık var. Hı-hı. Bağımsız. Evet. Yani dünyaya bir adaptasyon sorunu var. Yani dünyanın hani evrensel olabilecek işleyişe dair hani bir türlü köyü, kasabayı, coğrafya kadar bir şeyi bırakamıyoruz ve artık gerçekten fenalık geldi. Yani gerçekten sonrasında Tolga Karaçelik, yani benim en sevdiğim yönetmen Türkiye'de şu an o. Hı. Erkek. Yani yapacak bir şey yok ama hani erkekliği gözükmüyor. Anladınız mı hani? O mesela onun filmini yazdığımda işte sonunda evrensel bir film başlığı attım. Hı. Evrensel. Hı hı. Ya tam köye de gitseler ama o köy Arizona'nın bir bilmem ne kasabası da olabilir. Ha, bunların yakalanması gerekiyor. Anladım. O yüzden benim için hani bir Tolga Karaçelik var. Başka da şu an bilemedim ya. Bulamadım açıkçası. Daha farklı hikayelere kayması lazım artık. Evet. Galiba. Sıkıldık. Yani olmadı. Hep aynı yerde debelenip duruyoruz. İran sineması mı olacağız, şey mi, İtalyan mı? Arada kalmıştık. Yani bizi mahvetti değil mi? Gerçekten. Ne olacağız diye. Fotoğraflara bakalım mı şimdi? Fotoğraf. Burada kazıdasınız. Burada kazıdayım. Kim bilir kaç derece? 45 gibi gözüküyor. Yok, burası Afyon. Amorium kazısı bu. Bizans dönemi duvarlar çünkü. Evet orası da sıcak ama işte. Güzel tabii, çalışıyorduk. Burası Sagalassos. Bu, evet, bu konutlardaydım galiba, konutlarda çalışıyorduk. Bugün şey olmuştu, biraz daha kazmıştık ve bir zemin, bazen şey, zemini sağlamlaştırmak için artık kullanılmayan sikkeler yayılır. Yani yaklaşık herhalde 1500 sikke falan bulmuştuk. Yani kabus gibi bir güne evrilmişti bugün, hiç unutmayacağım. Burası da herhalde Amorium olması gerekiyor. Amorium da Metropolitan Müzesi'nin bir kazısıydı. Amerikalı bir başkanı vardı. Bunlar. Burada da mimari çizim yaparken. bu Londra yıllarından. Bu da. Londra'da ne için bunlar? Eğitim için, dil eğitimi için gitmiştim. Orada da 1,5 sene falan kaldım. Ay, Genç Arkal'la. Geçen bir hatıra defterini izledim. Aa evet, çok güzel. Çok güzeldi. Kenter Tiyatrosu'ndaydı. Bu NTV'de bir yayından sanırım. İki diva. Evet. Ha, bu şey, Nat King Cole'un kardeşi Freddie Cole konsere gelmişti. Öncesinde çok çok harika sohbet etmiştik bayağı ya. Resmen kaçmaya çalışıyordum. Bu Faithless Maxi Jazz. Çok samimi, harika bir insan. Züleyha Kalkan Delen'le de bu röportaj sırasında karşılaştım. Cumhuriyet'te diğer vegan aktivist arkadaşlar. Öyle mi? Evet, o da Cumhuriyet'teydi o dönem. Bu da Belatar. İstanbul'a gelmişti. Züleyha Hanım da geldi Medyascope'a çok, değil mi? Evet, evet. Biz bir ara Hayvan Gazetesi yapıyorduk ya, program yapıyorduk Ayşecan Gören'le birlikte. O zaman gelmişti Zülal Kalkan. Zülal çok önemli bir isim Türkiye için. Türkiye hayvan hakları aktivizmi için çok önemli bir isim. Çok üstüne gittiler çok bu son aylarda. Ama çok akıllı ve şey bir insan olduğu için, olgun bir insan olduğu için onu en az hasarlı atlattı. Yine devam ediyor. Fotoğraflar bitti mi arkadaşlar? Bittiyse üçlü gösterin. Bitmediyse fotoğraf alalım, tamam. Bundan sonra başka projeleriniz var mı? Yapmayı düşündüğünüz uzun metraj film dışında herhalde uzun o var en önemli. Film dışında yok şu an. İşte üniversite devam edecek. Devam edecek. Yazı zaten devam edecek. Onun dışında yok yani. İşte dolar, euro biraz düşerse dünyayı gezmeye devam edeceğiz. Çünkü çok fazla dünyadan kopmuş hissediyoruz artık. Onun dışında yok yani, psikolojimizi, moralimizi yüksek tutmaya çalışıp üretmeye devam edeceğiz. Yani durduğumuz anda bitiyoruz ve onlar kazanıyor. Yani böyle görüyorum hani bir şekilde. Siz bir de Bodrum severlerdensiniz galiba. Bodrum, evet. Bizim bir de Bodrum Torba'lıyız. Yani Torba doğumlu değiliz tabii, hani çok uzun senelerdir. O evet. Orada nefes alıyorum.
Hı-hı. Ama şimdi o da tabii çok kalabalıklaştı. Yazında hiç gidilecek bir yere olmuyor. Ama şey, güzel bir nefes Hı-hı. alma yeri. Hı-hı. Ama bütün arkadaşlarımız bizim taşındı. O artık... Benim bile, yani ki ben 30 yaşındayım. Benim bile iki arkadaşım, iki çok yakın arkadaşım yerleşti şu an mesela. Yani bana çok şey geliyor. Ya daha gençtik hani filan diye. Ya. Ama insanlar ama hali gittiler. Kalmadı. Evet. Ya diyorum ki görüşecek insan kalmadı benim ya. Yani arkadaşlarım çoğu yurt dışında yaşıyor zaten. Benim sırf benim aileden 4 genç tamamen yurt dışına yerleşmiş durumda. Onlarla da görüşemiyoruz. En yakın arkadaşlarım hani burada Türkiye'de kalanlar ya, biri Datça'ya gitti, biri başka bir yerde. Hani İstanbul, bir benle eşim, işte köpeğim falana kaldı hani. Evet. Hiçbir şey kalmadı hani, biz de gideceğiz. İşte annemler tamamen taşınıyorlar yakında. Bilmiyorum. Evet, öyle zor. Sanki canını seven İstanbul'dan kaçıyormuş gibi. Nefes alamıyoruz, boğulduk gerçekten yani. Ama İstanbul'da çok özlüyoruz. Ben bazen sabahları şey diye uyanıyorum yani, artık hani Ege'yi, Akdeniz'i geçtim yani, Ankara'ya bile gitsem galiba. Yok. Ya o bile hani artık İstanbul yani o hale geldim. O, ya. Orası fenalardasın bile, o zaman. Öyle mi? O kadar yani İstanbul şey yaptı. Her gün metrobüs yolculuğu da evet. Yine Ankara yine olacak. İstanbul'a göre daha şey. Ben Ankara'da boğuluyorum. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani hani dedikleri doğru ya, yani şimdi Ankaralılar da Ankara'yı çok turistik. Sever. Öyledir hep de. Yani Ankara'nın gerçekten en güzel tarafı dönüşü. Sizin bir de köpeğiniz var. Evet, iki taneydi. Bir tanesini kaybettik. Diğeri de şimdi çok yaşlı. Ama Bella isminde çok güzel bir köpeğim var. Ama hani beslediğimiz ve baktığımız çok sayıda köpeğimiz var. Ama ev içinde şu an bir tane var. Çünkü şey yapıyoruz biz. Geçici bakıcı aileyiz bir de. O sirkülasyon çok olduğu için sabitleyemedim de. Daha çok alıp işte sahiplendirebiliyoruz bu şekilde. Bir müddet daha böyle devam edecek ama hani hayvansız ev düşünemiyorum. Kaç senedir sizlerle? Rahmetli zaten doğuştan benimleydi. O Amerika'dan, ben onu şeyden, barınaktan almıştım, kurtarmıştım. Bella'yı da, aslında Bella'yı da kurtardık biz. Bir burada kaçak bir Rus aile, yani Rus villa almışlar ve orada köpek üretiyorlardı falan. Ben köpekleri görüyordum işte Fulya'da işte bir şekilde gezdirirken, takip ettik. Ondan sonra meğerse işte sürekli üretiyorlar. Kızcağız çok mutsuzdu. Kavga dövüş. Aldık, çok travmatik bir şekilde geldi. Hani 4 ay ne yedi ne içti, yürümüyor bile falan. Ondan sonra 1-1,5 sene sürdü kendine açılması. Şimdi ama şey, canavar. Nasıl hissedebilen canlılar yani, acıyı da hissediyorlar, tabii. Üzüntüyü de, terk edilmeyi de. Aynen öyle. Sevildiğini sizin de. Var mı? Benim yok. Senin yok. Senin yok maalesef. Her eve canlı alalım. Evet. Kurtarabildiğimiz kadar kurtaralım. Evet, vardı, o kaçtı. Aa. Sonra bayağı üzüldük, evet. Kızgınlık dönemiydi, camı şöyle açık bıraktığını iddia ediyor annem. Kedi. Oradan kaçtı, evet. Yani. Elastik yollar birazcık. Yeşim, sonra Mart, çok aradım ama Mart'ta çok fazla kedi olacak. Herkes bir bebek alsın bir, evine. Evet. Biz de alacağız bir tane. En azından şimdi. Sokaktakilere tabii, bakmak sokaktakilere. Çok önemli. Evet. Yani biz de Fahriye olarak tatile giden arkadaşlarımızın hayvanlarına geçici bakıcılık yapıyoruz. Ama kedi baktık, köpek baktık. Ama uzun vadeli istiyoruz. 1+1 evimiz. Biraz ondan tedirginiz ama bakalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok güzel teşekkür bir sohbetti gerçekten. Sohbet evet ya, yani devam ederiz ama diyorum. Aynen öyle. Öyle bir haldi yani. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Evet, bu hafta bir kadının konuğu, öğretim görevlisi, film eleştirmeni, hayvan hakları aktivisti Tuğçe Madayanti diziciydi. Kendisine tekrardan teşekkür edelim. Geldiği için, sizleri de bizleri izlediğiniz için teşekkür edelim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki beklentiniz nedir? Eşitlik. 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 Eşitlik.
ne bir fazla. Ne bir eksik. Ne bir fazla. Ne bir eksik. Ne bir fazla. Eşitlik istiyoruz. Nokta.